Once upon a time, you see, in a strange land not far away, I met perchance a little bee. Upon a most unusual day, and when I asked her who she was, she told me, Maya. No other bee could ever be like Maya. Maya, why you question me? Why is no answer for a bee? My, she's always in a pretty pickle, Maya. Helping someone else's little Maya. Maya, everyone loves Maya. Maya, 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 come tell us what you see. Yağmurla bitir. Çok gürültü yapıyorsunuz. Durun biraz. Her zaman bir şey öğleden sonra uykumu mahvediyor Maya. Acaba yağmur daha ne kadar devam edecek? Üç gündür hiç durmaksızın aralıksız yağmur yağıyor. Maya, hadi yerini benimkile değiştir. Tabii, neden olmasın? Neden bu damlaları beni buluyor anlamıyorum. Merhaba Filip, merhaba Alexander. Artık yağmurun durması gerekiyor değil mi? Evet, dursa iyi olur Maya. Bu yağmurlu günlerden bıktık artık. Sadece bu değil. Gelincik tarlasının bütün böcekleri birbirleriyle kavga edip duruyorlar. Ben de yağmurdan mutlu olmayan birini tanıyorum. Şu an yukarıda uyuyor. Keşke yağmur durana kadar zaman geçirecek bir şey bulsaydık. Ayakkabı kutusu tiyatrosuna ne dersiniz? İyi fikir Maya. Bunu yapmak için yağmur sorun olmaz. Ayakkabı kutusu da ne demek? O gerçekten bir ayakkabı kutusu değildir Alexander. Biz öyle demeyi seviyoruz. Aslında tiyatroda değildir. Ben sizin için son bestemi icra edebilirim. Muhteşem bir de adı var. Gökyüzü altında tarla boyunca dolaşan örümceğin seyahati. Hayır. Sizin gibi köylülerin yeteneğimi takdir etmesini beklemiyordum zaten. Ben sizin için uzun zamandır dans etmiyorum. Benden dans etmemi ister misiniz acaba? Hayır, bu da olmaz. Hayır. Evet, bunu unutmuşum. Bugünlerde çocukların yetişkinlere karşı davranışları hiç de arzu edildiği gibi değil. Bu yüzden eğitici değerler taşıyan bir oyun öneriyorum arkadaşlar. Ama bunun değerini çocuklar anlayacak mı acaba? Ateş böceği, senin kendi çocukların bile hemen ağlamaya başlar. Nasıl böyle bir şey söylersin? Buna itiraz ediyorum Bay Park. Bütün çocuklarıma çok iyi terbiye vermeye çalışıyorum ben. Kimse öyle bir oyunu izlemek istemez. Romantik aşk hikayesi oyununa ne dersiniz? Mavi kelebekle yaşamak istediğim aşk ilişkisi hakkında bir senaryo bile yazabilirim. Bu aptalca fikirlerinden vazgeç. Bugünün çocukları böyle şeyler karşısında zaten çok kuruma. Size itiraz ediyorum. Evet. Şimdi dikkatle dinleyin. Korkarım böcekler artık işin ne olduğunu unutmuş bulunuyor. Yani İncil'deki çalışma sözü ve uzun yağmurlu günler boyuncaki tembelliğimizden söz ediyorum. Bu yüzden çalışmanın hepimiz için önemini işleyen bir oyun teklif ediyorum. Ne düşünüyorsunuz çocuklar? Çok parlak bir fikir. Bu atalarımızın çöplükten nasıl bir gelincik tarlası yarattıklarını ve orayı çiçeklerle donattığını bize anlatan bir oyun olmalı arkadaşlar. Çok güzel Maya. Vahşi doğayı konu olan bir hikaye.
Oyun hazırlamak için hemen çalışalım. Böylece bu can sıkıcı havayı da unuturuz. Ayrıca hepimizin yer alabileceği böyle bir oyunda hepimiz bir şeyler öğrenebiliriz. Ve sonra güneş tekrar parlamaya başladığında birlikte çalışmaktan mutlu oluruz. Büyük 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 atalarımızın yaptığı ya gibi. Mükemmel böylece... şekilde açıkladın Maya. Harika harika. Evet ben de aynı şeyleri söylerim. Oyunun bu kadar basit olacağını sanmıyorum. İyi bir oyun için güzel kelimelerden daha iyisi gerekir. Yeteneği olan oyuncular umarım lazım. Umarım aklındaki bu oyun yeterince heyecanlıdır Maya. Aa evet. Gerçekten oyunu heyecanlı yapabiliriz. Genç ve cesur bir arıyı koca bir eşek arısı kovalar ve genç arı ondan kurtulur. Bu çok güzel gerçekten iyi. Sanırım buna hiçbir itirazım olamaz. Ama çözmemiz gereken sorunlar var. Örneğin oyun için hiç yapımcımız yok. Hayır hayır bu sorun değil. O işleri siz bana bırakın. Böyle zor işler için ben bulunmaz biriyimdir sevgili dostum. Ne de olsa Cambridge'deki bir kütüphanede yaşarken Shakespeare'in bütün eserlerini okumuş bulunuyorum. Sizin için kısa bir gösteri hazırlayabilirim istersiniz. Olmak veya olmamak. İşte sorun budur. Evet eminim yapım işi çok iyi ellerde olacaktır. Şimdi ise diğer sorunumuz. Başrolü kim oynayacak? Ben oynayacağım tabii. Başrolde ben oynamak istiyorum. Acaba nedenini sorabilir miyim? Geçen oyunda bütün yaptığım bal çanağını sahnede taşımaktı. Bir sonraki oyunda bana başrol sözü verildi. Filip eminim sen bunu hatırlıyorsundur arkadaşım. Benim yönetimimde sen bile çekilir olabilirsin Willy. İyi bir yönetmenin kötü bir aktörü bile nasıl oynattığını hepinize göstereceğim. Evet, yarın erkenden ve hızlıca hepimiz provalara başlayabiliriz. Yarın mı? Erken ve hızlıca mı? Ama önce rollerimizi siz her şeyi bana bırakın. Evet, neden bu kadar acele ediliyor anlamış değilim. Bu kadar acele etmek doğru değil. Affedersiniz, sizin ipinizi çektiğimi bilmiyordum. Hemen bırakıyorum. Seni aptal salak herif. Olanları gördün mü albay? Çok lezzetli, çok güzel, çok güzel. Öyleyim indim, meşrubat diye biraz ayçiçeği tohumu verilecek. Lütfen şovu terk ederken arkanıza çöp bırakmayın, buraları temizleyin tamam mı? Ben kundaktayken kimse bana bir gün boya karıştıracağımı söylememişti. Bu meyve suları içmek için mi pak? Hayır tadı çok kötü. Bunlar kostüm boyamak için. Bugün taktığın gözlükler çok tuhaf. Bunlar Alexander'ınkiler. O da benimkileri takıyor. Ben de kostümleri örüyorum Maya. Bilmiyorum. Burada eksik olan bir şey var. Evet biliyorum. Burası aydınlık değil. Kesinlikle daha fazla ışık gerekiyor. Sence burada yeteri kadar ışık yok? Hayır. Daha aydınlık olsun. Evet daha fazla ışık istiyorsa verelim ona. Yeteri kadar ışık olmadığını sadece hayal ediyor o kadar. Hayır sadece koyu gözlükleri yüzünden. Ay. Alexander nereye gittiğine dikkat et. Evet gerçekten de. Yani ne demiştim? Şimdi çok daha aydınlık değil mi? Üzgünüm senin gözlüklerini takamam Alexander. Benim için onlar pencere camı gibi. Yani çok tuhaf. Yapımcılar her zaman koyu gözlük takarlar. Nasıl idare ediyorlar acaba? Çok komiksin Alexander. Sanırım seni yapımcı yapmak çok iyi bir fikirdi. Teşekkürler Tekla. Bu kadar yeter. Sen modern müzikten ne anlarsın ki? Halkımız cesaretini kaybetmemeli. Bu yosunlardan nasıl kurtulacağız? Onları kökünden kopartacak kadar güçlü değiliz. Durun. Böyle olmaz. Biraz duygularınızı katın. Halkımız cesaretini kaybetmemeli. Bu yosunlardan nasıl kurtulacağız? Onları kökünden kopartacak kadar güçlü değiliz.
Evet işte böyle. Gördünüz mü, yapabilirsiniz. Sadece benim yönlendirmem gerekiyor. Ve şimdi de savaş sahnesi. Işıklar lütfen. Ve şimdi de rüzgar sesi. Ve gök gürültüsü. Lütfen gök gürültüsü. Hadi çabuk. Çok güzel, çok güzel. Tamam, şimdi başlayabiliriz. Evet, gelin lütfen. Ben gerçekten korkunç biriyim. Beni çok yakında tanıyacaksın. Evet doğru, şimdi de genç arık gir. Hadi sen de. Günaydın Kurt, nasılsın, iyi misin? Kes. Hayır, hayır, ne yapıyorsun sen? Anlaman çok zor bir şey mi? O senin arkadaşın Kurt değil. Seni korkutmak için gelen tehlikeli bir eşek arısı. Ama hiç benzemiyor ki. Belki şimdi değil ama eşek arısı kostümü giydiğinde nasıl bir şey olacağını hayal et. O zaman ürkütücü eşek arısı olacak o. Hayır, bana sadece Kurt gibi görünüyor. Sen sadece hayal et. Dahası var, Kurt benim dostumdur. Nasıl olur da ondan korkarım, anlamadım doğrusu. Asla senin başrol oynamana izin vermemeliydim. Biraz. Rol yeteneğiniz olsaydı sizin için elimden geleni yapardım ama yeteneğiniz olduğunu hiç sanmıyorum. Maya üzgünüm. Gerçekten elimden geleni yapıyorum. Dinle Alexander. Peki bu son birkaç gündür çok fazla çalıştın. Biraz dinlersen sana iyi gelir ha, hadi. Bu kadar çalışma sinirlerime hiç iyi gelmedi. Hepiniz bugün için çalışmayı bırakın. Yarın yine erkenden provaya başlarız. Şimdi evinize gidin ve rollerinizi iyice ezberleyin. Yarın hiç hata yapmamalıyız. Artık işiniz kalmadı. Size ihtiyacım yok. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar dedim. Git diyorum. Git, anlamıyor musun? Neyin var senin he? Aa, üzgünüm. Ne diyorsun Philip? Yarın her şey yoluna girer mi? Ha, bilemiyorum ki. Öyle umalım da işler yolunda gitsin Maya. Çok heyecanlıyım. Eminim Alexander en iyisini yapmıştı. Alexander da geldi. Az sonra başlayacaklardır onlar. Evet evet. Nasıl bir şey olacak acaba? Alexander! Alexander! Veli'den hala bir haber yok. Hayır, gördüğün gibi yok. Utanç verici Maya, utanç verici. Ona başrolü vermekle ne aptallık ettim ben. Ne komik duruma düşürecek beni o. Hayır, şüphesiz düşmeyeceksin. O da kimsenin ona gülmesini istemez. Eminim az sonra gelecektir. Belki de becerebileceğinden daha büyük bir iş yüklendi. Her zaman bir kahraman olmak istedi. Ama Veli aslında utangaç ve ürkektir Alexander. Gerçekten de önemli olan şimdi nerede oldu? Endişelenme, hala zamanımız var. Ben onu bulur getiririm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sanırım ortadan kayboldu çünkü korkuyor. Kurt'le dövüşmek zorunda kalması bir neden olabilir ama aynı zamanda rolünü iyi ezberlemedi bence. Ben böyle düşünüyorum, bilemiyorum. Aa Philip, senin korkusu da olabilir. Eğer bir sahneye çıkmaya korkuyorsa başka bir sürü insan varken başrol almak için bu kadar ısrar etmemesi gerekirdi değil mi? Bunda haklısın. Başrol alması büyük bir hataydı. İyi, bunu anladığına memnun oldum. Neyse, artık çok geç. Evet, korkarım öyle. Willy! Willy, neredesin Willy? Willy! Willy nerede? Willy! Buna inanamıyorum. Uyan beni, uyan, uyan diyorum. Ne oluyor Maya? Neden beni uyandırdın? Yoksa bu akşam sahneye çıkman gerektiğini unuttun mu Willy? Gerçekten derin bir uykuya dalmışım. Çok geç oldu ha? Tuhaf, oysa saati de kurmuştum. Hadi! Onun tiyatroya gittiğinden emin olur musun Philip? Ben önden gidip Alexander'a haber tamam, vereceğim. Tamam, olur Maya. İyi bir etkilemeyi başardın. Seni korkudan yarı öldü sanmıştım. Oradaki yaprağın altında uzanmış uyuyor ve sahneye giriş anını bekliyordun ya. Keşke seni başrol için destekleseydim Billy. Bundan pek emin değilim. Hazır olun. 5, 4, 3, 2, 1. Perde. Ve
beklettiğimiz için özür dileriz ama şimdi oyunumuz başlamak üzere efendim. Bugünkü oyunumuz bu çorak toprakları gerincik tarlasına çeviren atalarımızla ilgili. Lütfen oyunumuzu iyi bir örnek olarak algılamaya çalışın. Onlar benim çocuklarım, harika değil mi? Ve şimdi rüzgar. Ve gök gürültüsü. Gürültü. Ve şimdi de şimşek. Ya çok iyi, çok iyi. Evet, çok iyi. Bugün güzel bir fırtına var. Ha, ve böyle bir havada otlardan kurtulmalıyız. Ve hepimiz cesaretimizi kullanmalıyız. Hayır, hayır. Hamileyi bulmayı başardık. Filip onu getiriyor Alexander. En geç 2 dakika içinde burada olurlar. Göreceksin, harika olacak, merak etme. Beni cesaretlendiriyorsun. Her şeyin benim omuzlarımda olması duygusu çok heyecanlandırıcı. Elimi tut, sana yardım edeyim Filip. Aman Tanrım, artık eskisi gibi genç değilim ki tabi. Umarım zamanında yetişirim. Eşek karısı, imdat! İmdat, eşek karısı geliyor, imdat! Hemen kurtulacağını cidden düşünmüyorsun değil mi? Dur orada! Bu hiç hoşuma gitmedi evlat! İşte orada, zamanında geleceğini biliyordum. Geliyor, eşek arısı geliyor, geliyor. Ağaçların arkasında eşek arısı. Sakin ol, Filip, sakin ol. Tamam, tamam, sakin ol. Tam arkanda olacağım senin. Sanırım bir şeyler oluyor. Bu otların arasında nasıl yaşarız? Haklısın. Bize gerekli olan bitkiler olmalı burada. Şuraya bak, biri geliyor. Kim olabilir ki? Hayal gördün, kimse gelmiyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya bu kadar heyecanlanma Bili, sakin ol, sakin ol. Bravo, aynen devam et. Bravo. Biz ölebiliriz ama yeşil bitkiler olmadan yaşayamayız. Burada ne yetiştirileceğini belki sen bilirsin. Eşek arısı, eşek arısı, hem de çok büyük. Mahvetti. Geliyor, geliyor. Koca bir ağzı var. Böyle. Canım, kelimeleri söylüyorum. Gelincik ve bitki tohumlarına ihtiyacımız var. Gördün, sahneye çıkma vakti geliyor. Lütfen gidip onu çağırır mısın? Sanırım Bayan İpek Böceği'nin evinde eşek arısı kostümünü giyiyor olmalı. Hadi git onu çağır. Tamam, gidiyorum. Çok tuhaf. O küçük arı burada bir yerde saklanıyor olmalı. Gör! Gör! Sıra sende. Seni bekliyorlar. Hadi! Hadi! Evet Gört'cüğüm. Derin bir nefes al ve sonra sahneye çık. Ve sakın korkma, tamam mı? Tam arkanda olacağım. Umarım bütün sözlerini öğrenmişsin. Bu çok büyük bir saçmalık. Ben eşek arısı. Sen bana baksana. Sen buna sözleri ezberlemek mi diyorsun? He? Ben eşek arısı değil. Ben büyük bir eşek arısıyım diyeceksin. Bütün vurgu büyük kelimesinde. Sadece kostüm giymek yeterli değil. Ben eşek arısıyım. Biliyorum ki eşek arısıyım. Ben bir eşek arısı mıyım? Acaba o taşa çarpınca bana bir şey mi oldu? Geldi! Eşek arısı geldi! Ben bir eşek arısıyım. Sessiz olun. Evet Kurt, devam et lütfen. Bravo. Bravo. Bu çok tuhaf bir şey. Hiçbiri benden korkmuyor. Ben korkuyorum, ben korkuyorum. İşte oradasın. Eşek arısı, imdat. İmdat.
sen ne yaptığını sanıyorsun? Zafer'e ulaşmak için onu öldürmek zorundasın. Fazla uzatmadan bunu yapmalısın. Ve sen sakın bir daha öyle bağırma, tamam mı? Willi'yi sahnede de kovalama ayrıca. Sana daha önce provada da söyledim. Eğer dikkat etmez ve rolünü abartırsan komik duruma düşersin kör. Ne? Arı tarafından dövürme rolünü çok iyi oynaman lazım. Unutma, bu mutlu sonun başlangıcı olacak. Şimdi hemen sahneye dön. Hadi bakalım sahneye. Sana söylüyorum, ben gerçek bir eşek. Bana bak yine beni kızdırma. O sahneye çoktan geçmiş bulunuyoruz. Aynı sözleri söyleyip duramazsın. Şimdi git hadi. Eşek arısın. Aa, çok iyi rol yapıyorlar. Bayan İpek Böceği'nin kostümü de gerçeğine çok benziyor. Aa, üzgünüm Maya, geç kaldım, elimde değildi. Kostümü anca bitirdiler. Ama Kurt, burada ne arıyorsun? Ama eğer buradaki sensen, sahnede zavallı Willi'yi kovalayan da kim? He, onu bulduğuma sevindim. Buraya doğru küçük bir arının yanında uçan koca bir eşek arısı gördüm de. Aa, o zaman sahnedeki gerçek eşek arısı. Benden kurtulacağını sanmıştın ha? Ben bu tarlanın en hızlı ve en tehlikeli eşek arısıyım. Yani sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Yönetmenin verdiği mizansenlere neden uymuyorsun? Duymuyor musun sen ha? Neden rolünü yapmıyorsun? Burada yönetmenin...